Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala rasûlihi seyyidina Muhammedin ve sellem ve ba'd. Bitir. Hanefi mezhebine göre, racih görüşe göre hükmü vacip. İmameyne göre ise sünnet. Yani vacip, neden vacip? Aslında Ebu Hanife rahimehullah bu usule göre farz sıkması gerekiyor ama birazdan delilleri göreceğiz. Onu vacibe indirdik diyor Ebu Hanife. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman an burayde enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal el vitru hakkun femen lem yutir feleyse minna. El vitru hakkun فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. Üç defa Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. Yani vitir haktır. فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ. Kim vitir kılmazsa فَلَيْسَ مِنَّا. Benden değildir. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmet kadrosuna giremeyeceğini söylüyor. Vitir namazı kılmayanın. اَلْوِتْرُ حَقٌ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ. Yani kim kılmazsa feleyse minna cevabı. Yine Ebu Eyyub'tan gelen rivayette el vitru hakkun ala kulli muslimin. El vitru hakkun vacibun ala kulli muslimin. Efendim, bu hadis-i şerifler böyle çok var. Yan yana koyduğunuz zaman bunlardan Ebu Hanife rahimeullah vacibi çıkarıyor. Bir de Müslümanın son namazı olacak vitir. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette, İbn Ömer'den de geliyor bu rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İc'alû âhire salâtikum billeyli vitran" ravahul Buhari. "İc'alû âhire salâtikum billeyli vitran." Gece son namazınız vitir olsun. Vitri son namaz yapın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hanefi mezhebine göre, diğerlerine göre de yatsı namazından önce vitir namazı kılsa caiz olmaz. Ama Hanefilere göre adam unutsa, o da Ebu Hanife'ye göre, adam unutarak yatsıdan önce yatsı ezan okundu, farzı kılmadan vitir kılsa, unutarak kılarsa Ebu Hanife'ye göre iade etmek gerekmez. Ama İmameyn'e göre unutarak bile olsa yatsı ezan okunduktan sonra kişi vitir namazı kılsa iade etmesi gerekir. Neden? Çünkü son namaz olacak. İc'alû âhire salâtikum billeyli vitran buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi biz diyoruz ki el vitru metinde el vitru vacibun, vitir vaciptir. Efendim orada sin, mim ve fe harfini koyuyor. Yani Ebu Yusuf sin muhalefet ediyor, mim Muhammed, İmam Şafii. Onlara göre sünnet. Ebu Hanife rahimeullah ona göre vacip. Peki delili ne Ebu Hanife'nin? لِكَوْلِهِ عَلَيْهِ سَلَاتُ وَسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى زَادَكُمْ اِلَى صَلَوَاتِكُمُ الْخَمْسِ اَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ. Efendimiz buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلَاتًا İlâ salavatikumul hamz. Beş vakit namazınıza ilave olarak bir namaz daha artırdı. Dikkat edin, o vitir namazıdır. Fehâfidû aleyhâ alâ salâtil vitri. Alâ ey şeyin alâ salâtil vitri. Ona devam ediniz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ebu Hanife'nin istiddali burada şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inna Allaha zadekum salaten ila salavatikumul hams. Beş vakit namazınıza ziyade etti. Peki beş vakit namazın hükmü nedir? Farz. Peki o zaman ona bir şey ziyade ediliyorsa onun cinsinden olması gerekiyor. Yani neyin cinsinden olacak? Beş vakit namazın cinsinden olması gerekir. Onlar nasıl farzsa vitir namazı da farz olması gerekir diyor Ebu Hanife. Fakat bu hadis-i şerif açık, manası açık ama vurudu kat'i olmadığından, yani mütevatir bir hadis olmadığından dolayı biz bununla ancak vacip hükmü ortaya çıkar diyoruz. Eğer bu hadis-i şerif
Yani vurudu da kat'i olsaydı, yani mütevatir bir hadis olsaydı, o zaman buradan vacip değil de farzı çıkarmamız gerekirdi. Peki şimdi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed, onlar ne diyorlar? Sünnet. Yani vitir namazı onlar sünnettir diyorlar. Diğerleri de İmam Şafii, o da sünnet diyor. Onların delili nedir? Bakın oraya. وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هِيَ سُنَّتٌ هِيَ yani salatü vitri. Vitir namazı sünnettir. لِقَوْلِي عَلَيْهِ سَلَاتُ وَسَّلَامُ ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ. Yani üç şey var ki, ketebe, kütübe burada ne anlamında? Fırzat, farz kılındı. Selâsun kütübet aleyye, üç şey bana farz kılındı. Ve lem tükteb aleyküm, size farz kılınmadı. Peki başka bir rivayette, ve fî rivayetin ve hiye lekum sünnetun. Bu üç tanesi sizin için sünnettir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir onlar? El vitru وَالْضُحَى وَالْأَضْحَى الْوِتْرُ وَالْضُحَى وَالْأَضْحَى. Şerhten takip edebiliyorsunuz değil mi? Yani aslında bu hadis الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاتُ الْضُحَى rivayeti mervidir. Burada ifadelerde hani bir aynı değil, hadis mecmualarında geçen ifadeyle aynı değil Ahmet bin Hanbel'deki rivayetiyle, ama buradakini okuyorum ki takip edin diye. Yani aslı el-vitru ve'n-nahru ve salatu duhadır. Peki şimdi bunların delili, kimin delili bu hadis-i şerif? İmameynin, yani Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in. Onlar diyorlardı ki vitir namazı sünnet. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şey bana farz, selasun kutibat aleyye ve lem tuktab aleykum. Nedir onlar? El-vitru, vitir. Bana farz, size değil. Ötekisi, ve-duha, ne demek? Salatü-duha, kuşluk namazı. Kuşluk namazı. Diğeri ise, vel-adaha, o da kurban. Kurban, bana farz ama size bu üç tanesi sünnet buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz diyoruz ki, efendim kitabet farzdır. Nerede kitabet? Şimdi bunların hadisini tahlil ediyoruz. Kimin? İmameyn'in hadisini. Efendimiz ne buyurdu o hadiste? Selâsın kütibet aleyye. Diyor ki Ebu Hanife, evet ben de bu hadisi biliyorum. Yani şimdi hani burada şunu da görmüş oluyoruz. Ya Ebu Hanife bu hadisi görmedi mi? Tabii ki görüyor Ebu Hanife. Ama bu hadis için Ebu Hanife ne dedi? İmam Şafii ne dedi? İmam Malik ne dedi? Yani yukarıda şimdi Ebu Hanife aldı. Ne dedi? Vacip dedi. Peki şimdi burada selâsın kütübet aleyye ve lem tükteb aleyküm. Bu hadis-i şerif Efendimiz'e farz, ashabına farz olmadığını söylüyor. Başka bir rivayette de ve yeleküm sünnetun buyuruyor. Neden o halde Ebu Hanife vacip diyor? Bu hadisi görmemiş olabilir mi? Olabilir tabii. Ebu Hanife de insandır ama onun ölçüsü vardı. Ne diyordu? İzâ صَحَّ الْحَد۪يثُ فَهُوَ مَذْهَب۪ي. Hadis sahih olduğunda benim mezhebim o. Onu alacaksınız. Dört imam da söylüyordu bunu. Dört imam. Bununla alakalı birisinin müstakil çalışması var demiştim. اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثُ فَهُوَ مَذْهَب۪ي. Dört imamdan, yani Ebu Hanife, İmam Malik, Şafii, Ahmet bin Hanbel'den rahimuhumullah hep farklı senetlerle bu görüşü rivayet etmişler. Şimdi Ebu Hanife o zaman bu hadisle alakalı bir şey demesi lazım. Neden bununla amel etmedin? Yani bir gerekçesi olması lazım. Ne diyor şimdi? Kütübe diyor, fırda anlamındadır. Efendimiz buyuruyor ki, yani bu bana farz kılındı, farz kılındı. Nitekim ayet-i kerimeden de delil getiriyor. İnne salate kânet alel mu'minîne kitaben mevkuta. Yani kitaben, burada kitap ne anlamındadır diyor? Fardan. Fardan mevkuten, muvakkaten. Yani namazların işte belli vakitlerde farz kılındığından bahsediyor ayet-i kerime. Yani buradaki bizim istişhad noktamız nedir? Kitaben mevkuta. Kitap kelimesi. Kitap kelimesi burada ne anlamda kullanılıyor?
farz. Peki o zaman Ebu Hanife diyor ki İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e, ya sizin bana karşı getirdiğiniz o delilde kütübe geçiyor. Ha, selasın kütübet aleyye. Dolayısıyla oradaki kütübe diyor farz anlamındadır. Efendim nitekim farz namazlara ne denir? Faraize ne denir? Mektubat deniyor değil mi? Lil faraiz, faraize mektubat denir. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte bu üç tane ibadetin, yani neyin? Vitrin, duhanın, edhanın ümmetine ne olmadığını söylüyor? Farz olmadığını söylüyor. Vacip olmadığını söylüyor mu? Söylemiyor. Dolayısıyla Ebu Hanife diyor ki ketebe kelimesi farz anlamında kullanılır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bana farz, ümmetime farz değil. Yani ümmetine ne olmadığını beyan etti, farz olmadığını beyan etti. Ama vacip değil demedi ki. Efendim, diğer hadis-i şerif ise وَهِيَ لَكُمْ سُنَّتُنْ. Bu üç tanesi sizin için sünnet. Bu ne demektir? Yani sünnet hüküm koyabilir mi? Koyar değil mi? Efendim ayet-i kerimeleri okumuştuk Araf suresinde. Peki Allah Resulü de hüküm koyabilir. O zaman buradaki vehiye leküm sünnetün demek ne demek? Sebete vücubuha bis sünne, yazın kenarına. Sebete vücubuha bis sünne. Yani efendim bunların vacip olması neyle sabit olmuştur? Sünnetle sabittir. Yani Efendimiz vehiye lekum sünne ifadesiyle hükmünü beyan etmiyor. Bu sizin için sünnettir buyurmuyor. Ya neye dikkat çekiyor? Bu sebete vücubuha bis sünne. Bunun vacip olması sünnetle sabittir. Ona işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim, el vitru vacibu. O zaman bu delillerden sonra daha bununla alakalı mesela Alkame İbni Mesud'dan rivayet ediyor. Çok rivayetler var bununla alakalı. Peki yani bu rivayetleri hep topladığımız zaman buradan vitir namazının vacip olduğu hükmü çıkıyor Ebu Hanife'ye göre. Peki şimdi devam edelim. وَيَّ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَالْمَغْرِبِ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ. Şimdi bir vitru'l-leyl var, bir de vitru'l-nahar var. Bu ikisini bilmek gerekiyor ki hadis-i şeriflerde ikisi de geçiyor. Vitru'l-leyli, vitru'l-nahar. Vitru'l-nahar hangisi? Akşam namazı, akşamın farzı. Yani tekli olduğundan dolayı, üç rekat tekli olduğundan ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitrun nehar, gündüzün tek namazı buyuruyor. Hemen gündüzün sonunda olduğundan. Vitir namazı gece kıldığımıza da ona da vitrul leyl buyuruyor. Peki vahiyye selâsun. Vahiyye yani salâtul vitri. Vitir namazı üç rekattır. Şu Hanefi mezhebine göre tabi orada F harfini getirmiş yani. İmam Şafii muhalefet ediyor. İmam Şafii'ye göre kaçtır? En altı birdir, en üstü 11'dir değil mi? En altı birdir, akalluhu rak'atun, en aşağısı bir, en fazlası 11 rekattır. Ve hiye selâthu rak'atin kel maghribi la yusellimu beynehunne. Yani akşam gibidir diyor. Selâthu rak'atin, üç rekattır, kel maghribi. Ama akşam gibi yani... İkide selam vermiyorsunuz. Üçünü birlikte kılıyorsunuz. Yani İmam Şafii'ye göre nasıl yapıyorsunuz? Yani iki 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 kılıyor, selam veriyor, sonra kalkıyor, tek rekat kılıyor. Tek rekat kılıyor. Yani farklı diğer mezheplerde de kılınış şekilleri var. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Nasıl olacak? Akşam gibi olacak. Arada selam vermeyeceksiniz. Selam vermeyeceksiniz. Rak'atin kel maghribi la yusellimu beynehunne. Peki delilimiz nedir? Abdullah İbni Mes'ud, bakın oraya. Abdullah İbni Mes'ud, İbni Abbas, Übey bin Kab, Aişe, Ummu Seleme hepsi rivayet ediyorlar.
ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yûtiru biselâsin la yusellimu illâ fi âhirihinne. Yani sadece ennen nebiyye kâne yûtiru biselâsin. Vitir namazını 3 rekat kılıyor. La yusellimu illâ fi âhirihinne. Sadece sonunda selam veriyor. 3 kılıyor sonunda. Kim rivayet ediyor şimdi? Abdullah bin Mesud. Özelliği ne? Ne demiştik? Sahibu sivaki ve sivadi ve na'leyin. Ebu Musa el-Eş'ari, ben onu Efendimizin ev halkından zannetmiştim. O kadar yakındı. Allah Resulü'nün yastığını, misvanı, efendim nalınlarını, ayakkabılarını Abdullah bin Mesud taşır. Dolayısıyla Efendimizin evini biliyor. Allah Resulü gece namazını nerede kılıyor? Evinde kılıyor. Dolayısıyla İbni Mesud'un rivayeti burada önemli. Neden? Çünkü Efendimizin evini biliyor. Geceyi biliyor. Allah Resulü de bu namazı evde kılıyor. Peki sonraki rivayet İbni Abbas'tan geliyor. İbni Abbas kim? Teyzesi Allah Resulü ile evli. Zaman zaman Efendimizin evinde misafir oluyor. Allah Resulü'nü daha çok görmek istiyor aleyhissalatü vesselam'ı. Teyzesine geliyor. Efendimiz hangi akşam teyzesinin evinde kalacaksa, yani Efendimizin eşi, o da geliyor böyle yorganın altından, diyor Buhari hadisi, bakardım diyor Efendimiz ne yapıyor. Yatardı, kalkardı, gece namazlarını anlatıyor. İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyl âye. Çıkardı, dışarıya çıktı, bu ayet-i kerimeyi okudu, semaya baktı, ağlardı diyor aleyhissalâtu vesselâm. Yani orada evde Efendimiz Aleyhisselam'la kıldığı namazları anlatıyor. Peki önemli İbn Abbas'ın ki. Sonra Ayşe annemiz rivayet ediyor. Zaten Efendimizin evinin resmi sözcüsü kim? Ayşe annemiz. Gece namazlarını en iyi kim bilir? Ayşe annemiz radıyallahu anha. Ummu Seleme. O da Ezvacı Tahirat'tan. Gece namazlarını onlar daha iyi bilir. İşte onlar diyor. Ennen nebiyye. كَانَ يُوْتِرُ بِسَلَاسٍ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. O cihetle biz kılarken selam vermiyoruz. Peki. وَيَقْرَوْ فِي جَمِيعِهَا. Bu vitir namazının tamamında kıraat ediyoruz. Farz namazların 3 ve 4'ünde kıraat nedir? Sünnet değil mi? اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعُولَيَيْنِ kıraetun fi uhrayeyni. Yani o baştaki iki rekatta okumak sonda okumak gibidir. Son iki rekatta okumanın yerine de geçer. Baş iki rekatta okumak. Şimdi bu ifade, yani hadisten daha ziyade mevkuf bir ifade olarak almak lazım. Hazreti Ali Efendimiz'den. El-kıra'atu fil-uleyeyni kıra'atun fi-uhrayeyn. Şimdi yani 3 ve 4'te farzlarda Fatiha ne? Sünnet. Fatiha okumanın hükmü ne? Sünnet. Yani oku Subhanallah demiş olsa bile olur tabi. Sünneti küçük görmeyeceksiniz. Okuyacaksınız yine efendim Fatiha'yı. Ama burada ise nafile namaz gibi hüküm veriyorlar Ebu Hanife. Neden? Çünkü ibadetlerde hep ihtiyatla amel edecektik. El-ihtiyatu fi babil ibadati evla. İbadetlerde hep ihtiyatla amel edilir. Yani şimdi Hanefi mezhebinde görüşler birbiriyle taarruz ederse, Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'un görüşü kimi alıyorsunuz? Ebu Hanife'yi nerede? İbadetlerde. Niçin? Çünkü Ebu Hanife'nin takvası onlardan daha ileri derecededir. İbadette Ebu Hanife'nin görüşü tercih edilir. Ama hatta iki imam bir tarafta olsa, Ebu Yusuf, İmam Muhammed bir tarafta, Ebu Hanife bir tarafta, fakat bu mesele ibadetlerle alakalıysa kimin görüşünü alıyoruz? Ebu Hanife rahimehullah. Neden? Çünkü onun takvası ötekilerle ölçülmez. Peki devlet idaresiyle alakalı olursa kimin görüşünü alıyoruz? Ebu Yusuf'un. Neden? Çünkü başkadılık yapmış. Yani fıkıhta hükümler bizzat Ebu Yusuf tarafından toplumda, devlette tatbik edilmiş. Uyup uymadığı bizzat, yani insanlar hangi hükümde zorlanıyor onları bizzat tecrübe ettiğinden dolayı orada
Ebu Yusuf'un görüşü alınır. Zevil Erham'da İmam Muhammed'in eğer ihtilaf varsa görüşü alır tabii ihtilafta. 12 mesele var. Orada da İmam Züfer'in görüşü alınır. Peki. Efendim şimdi وَيَقْرَوْ ف۪ي جَم۪يعِهَا tamamında okuyoruz. Niçin okuyoruz? Çünkü sünnet olma ihtimali de var. İmam Şafii, Ebu Yusuf, İmam Muhammed bunlar sünnet dedi. Sünnet namazlarda da her rekatta kıraat yapmamız gerekiyor. Her rekatta kıraat etmemiz gerekiyor. Onun için burada ihtiyatla amel ediyoruz. Peki Efendimiz ne okurdu? Yani Allah Resulü'nden bir rivayet var mı? Var. Nedir o? Birinci rekatta Sebbihisme Rabbikel a'la ellezî halaka fesevvâ vellezî kaddara fehedâ. Bir de bunu. İki de Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Üç de Kul huvallâhu ehad. Onu okuyor. Peki şimdi neyi düşündürüyor size bu? Yani Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm vitir namazında bunları okuyor. Ne tür bir çağrışıma vesile vasıta bu Allah Resulü Aleyhisselam uygulaması? Ne buyurmuştu? İc'alû âhire salâtikum billeyli vitran. Son namaz vitir. Değil mi? Vitir. Peki ilk namaz vitirden sonra ilk namaz ne? Sabah namazı. Sabahın ilk namazı sünnet. Peki geceyi bitirirken Allah Resulü yatağa girecek artık. Gece bitti. Gün başlayacak fecirle beraber. Neyle mühürlüyor? Bununla. Yani sebbih isme rabbikel a'la. Ne demek? Sebbih nezzih demek. Nezzih, tenzih et. Yani tesbih et, tenzih et. İsim kelimesi sıla, zait yani. Sebbih isme rabbikel a'la demek Rabbini o en yüce, yüceler yücesi olan Rabbini tesbih et. Yani önce Allah Teala'yı tesbih ediyorsun. Sonra kul ya eyyuhel kafirun diyorsun. Bütün ilahları reddediyorsun. Üçüncü rekatta kul huvallahu ahad okuyorsun. Efendim kunut duası ile yalvarıyorsun Rabbine. Yatağa çekiliyorsun. Yani kelime-i tevhidle geceyi mühürledin. Peki güne başlıyorsun. Yine kelime-i tevhidle başlıyorsun. Yani hayat kelime-i tevhidle bitiyor. Hayat kelime-i tevhidle başlıyor. Onun için Sebbih isme rabbikel a'la, iki de kul ya eyyuhel kafirun, üç de kul huvallahu ahad. Kul ya eyyuhel kafirun, kul huvallahu ahad de birlikte neyi anlatıyordu demiştik? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani Kafirun suresi kelime-i tevhidin la ilahe faslını anlatıyordu. Kul huvallahu ahad o da illallah faslını anlatıyor. Onunla mühürlediniz. Yine hayata onunla başlıyorsunuz efendim. Peki sabah namazında bunları okuyorsunuz. Ve yakra'u fi cemi'iha ve yaknudu fi thariseti kabla'r ruku'i yerfa'u yedeyhi ve yukebbiru thumma yaknud. Efendim vitir namazında bir de kunut okuyoruz değil mi? Vitir namazında kunut okuyoruz. Peki kunut ne demek? Tadarru, yalvarma, yakarma demek. Allah Azze ve Celle iltica demek. Hanefi mezhebine göre sadece vitir namazlarında kunut var. Ne zaman kunut var? Rükûden önce. Yani kıraati bitiriyorsunuz. Sonra elinizi kaldırıyorsunuz. Allahu Ekber. Kunut duasını okuyorsunuz. Efendim, İmam Şafii'ye göre sabahın nesinde var? Farzında var değil mi? Farzında var. Ne zaman var? İkinci rekatında var. Nerede var? Rükûden kalkınca var. Rükûden kalkınca. Peki şimdi Ebu Hanife'ye göre sabah namazında var mı? Vardı ama Enes bin Malik'ten gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ay kunut duasına devam etti. Kime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kunutta beddua etti? Bi'ru Me'une hadisesinde 69 tane ehli Kur'an'ı şehit ettiler. Onlar muallim olarak gidiyorlardı. Onları öldürdüler, şehit ettiler. Onun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara
bir ay sabah namazında kunutta, yani bir kunut yaptı aleyhissalatü vesselam. Peki şimdi ondan sonra yapmadı bir daha diyor. Enes bin Malik radıyallahu anh, ondan sonrası yok. Nerede var sadece? Vitir namazında var. Yani Hanefi mezhebine göre mensuhtur. Ahmet bin Hanbel'e göre de sadece vitir namazında kunut var. Sabah namazında Ahmet bin Hanbel'e göre de yok. Yani Hanefiler burada yalnız değiller. Peki Ebu Hanife, o zaman bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Bi'r-ru Meune hadisesinde ki Efendimizin kunut okumasını nasıl anlıyor? Ha, diyor ki Hanefiler, efendim eğer bir musibet ümmetin başına gelirse, bir bela gelirse, o zaman farz namazlarda, ama hangi farz namazlarda? Kıraati cehri olan farz namazlarda. Yani sabahta, akşamda, yatsıda kunut duası okuyabilirsiniz. Akşam, yatsı, sabah. Yani şimdi ümmetin başında büyük belalar var. Suriye'de, Irak'ta, efendim Doğu Türkistan, Arakan, her taraf böyle yani. Bu bela mahşeri içerisinde akşamda, yatsıda, sabahta kunut okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Delil ne? Bi'r-ru Meune hadisesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kunut yaptılar. Çünkü büyük bir musibet vardı. 69 tane hafızı orada şehit ettiler. Dolayısıyla Hanefi mezhebi, İmam Şafii ve İmam Malik'le şurada birleşiyor. Nerede birleşiyor? Eğer bir musibet, bir bela ümmetin başına geldiyse onu def edebilmek için farz namazlarda kunut okunur. Ama onlar bütün farzlarda okunur diyor. Ebu Hanife rahimeullah sadece kıraati cehri olan namazlarda kunut yapılabilir. Akşamda, yatsıda, sabah namazlarında kunut yapılır. Bir de ne diyor Ebu Hanife? Rükûden önce yapılır. İmam Şafii ne diyor? Rükûden kalkınca yapılır. Rükûden kalkınca yapılır. Peki şimdi biz kunut duasını okuyoruz. Neyi okuyoruz kunutta? Allahümme inna nesta'inuke ile Allahümme iyyâke na'budu ve ileyke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfid. Peki şimdi bunları okuyoruz. İmam Şafii neyi okuyor? Allahümme ehdini fi men hedeyt ve afini fi men afeyt. Bunu okuyor değil mi? Allahümme ehdini fi men hedeyt ve afini fi men afeyt. Afeyte yani. Şimdi yani bu iki rivayette var. Hanefi mezhebinde siz İmam Şafii'nin kunutunu okursanız olur mu? Olur. Yani Allahümme iyyâke na'budu veya Allahümme innâ nesta'inuke, bunları okumak sünnet. Ama kunut okumak vacip. Yani İmam Şafii'nin duası, o da Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan mervidir. Yani genel anlamda kunut okumak vaciptir. Ama Allahümme iyyâke na'budu, Allahümme innâ nesta'inuke, bunları okumaksa onlar sünnettir. Karıştırmıyoruz. Hanefilere göre bunlar okunur. İmam Şafii'ye göre ise o bahsettiğim dua okunur. Peki وَيَقْنُدُ فِي الثَّالِسَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. Rükudan önce, الثَّالِسَ yani فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِسَ, üçüncü rekatta kunut yapar. Kunut yapar diyor bak. Allahümme inna nesta'inuke okur demiyor. Allahümme iyyâke na'budu onu okur demiyor. Ne diyor? Kunut yapar diyor. İmam Şafii başka bir duası var. Hem de kabla rükû F harfini koydu. İmam Şafii ba'da rükû yapıyor. Yerfa'u yedeyh, ellerini kaldırır. Ve yükebbiru Allahu Ekber der. Sımme yakınutu, ardından kunut duası okur. Peki neden elleri kaldırıyoruz? Çünkü kıraatten duaya geçiyoruz değil mi? Yani o tekbirden önce Kur'an-ı Kerim okuyorduk, Fatiha okuyorduk, ayet-i kerimeler okuyorduk. Ama şimdi
duaya geçtik. Dolayısıyla dua faslında geçiyoruz. Arayı ayırmamız lazım. Neyle ayırıyoruz? Tekbirle ayırıyoruz. Onun için Allahu Ekber, bu tekbiri almanın hükmü ne? Vacip, değil mi? Terk etse sehiv secde gerekir. Kunut duası okumanın hükmü ne? Vacip. Allahümme iyyâke na'budu, Allahümme innâ nestaînuke'yi okumak ne? Onu okumak sünnet diyoruz. Peki. Efendim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte o Mudar kabilesine beddua ediyordu kunutlarında. Enes bin Malik, yok, Ebu İmran rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cibril geldi, işaret etti susmasıyla alakalı. Ya Muhammedu innallâhe lem yeb'aske sebbâben, Allah azze ve celle seni sebbâben ve la la'anen, lanet okuyucu, hakaret edici olarak göndermedi. Ve innemâ ba'seke rahmeten, seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdi. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselama kunutu öğretti. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke duasını rivayet ediyor sahabi. Peki, efendim bu kunut tabi Allah Teala'ya o bela, acı, onlar geldiği zaman insan daha yakın olur. Arada engeller kalkar. Onun için bela anında ki kişinin o acı varsa, ızdırap varsa duası icabete daha layıktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ittaku davetel mazlumi buyuruyor, değil mi? Mazlumun duasından, bedduasından sakının buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu belalar, nevazil dediğimiz musibetler Müslümanlara geldiğinde o zaman böyle daha teslim olmuş bir halleri var ve o halde yaptıkları duaları da kendi dünyalarına sadakat, vefa olarak da döner. Sadakat olarak, vefa olarak da döner. Hindistanlı bir alimden bahsediyor Ebul Hasan en-Nedvi. Diyor ki bizim bir işte onlardan epey zaman önce bir alim, alıyorlar onu bir Budist doktora götürüyor talebeleri. Araba yok, koluna girmişler. Epey bir yol yürümüşler, gitmişler efendim Budist bir doktora, kapıda bekliyorlar. Adam dışarı çıkmış, önce putlarının yanına gelmiş, putlara secde ettikten sonra bunlara yönelince o alim talebelerine diyor ki hadi beni götürün medreseye. Hocam diyorlar, yani bu kadar yolu yaya kat ettik, buraya kadar geldik. Adam burada. Şimdi tedavi olmadan mı gideceksiniz? Evet evladım diyor. Çünkü ben akşam namazda kunut duasında ne dedim? Ve nakhla'u ve netruku men yefcuruk dedim, değil mi? Ve nakhla'u ve netruku men yefcuruk. Yani ve nakhla'u ne demek? Terk ederiz, değil mi? Ayrılırız. Ve netruku bırakırız. Kimi? Men yefcuruk. Günahkar olanı, puta tapanı, asi olanları, seni tanımayanları terk ederim ya Rabbi. Şimdi ben akşam gidecek kunut duasında ellerim önümde yine Rabbime ve nakhla'u ve netruku men yefcuruk diyecek. Ama şimdi gözümün önünde taşlara Rabbimi bırakıp da secde eden adamdan medet umarsam bunun hesabını nasıl veririm? İşte bir akit hali, bir teslimiyet hali. Onun için kunut, gece namazı. Neden gece namazında Allahümme iyyâke na'budu, Allahümme innâ nesta'inuke, o tadarru hali, yalvarış hali, Allahümme ehdini fîmen hedeyt ve afini fîmen afeyt. Neden bunlarla ona yalvarıyoruz? Kimse yok artık. Yani dünyaya kapalı, Allah Azze ve Celle'ye açık bir noktadasınız. Her şeyi daha yakından muhasebe ediyorsunuz. Orada verdiğiniz sözlere hayatın bütün noktalarına, şubelerinde daha çok sadakat gösterirsin kardeşim. Tabi tabi okuyabilirsin.
Efendim başka yani bunlardan sonra salatü selam da okunabilir. Onunla, o görüş de var. Okunur diyenler de var. Hanefi fukahasından bu Allahümme iyyâke na'budu, Allahümme innâ nesta'înuke. Onlardan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirilir. Öyle rivayette var. Peki efendim devam ediyoruz. Thumma yaknutu, kunut okur. وَلَا قُنُوتَ ف۪ي غَيْرِهَا Yani fi gayri ey şeyin salatil vitri. Fi gayriha, fi gayri salatil vitri. Eğer vitre gitse zamir ne diyecekti? Fi gayrihi diyecekti. Salatil vitri diye alıyoruz. Başına muzaf takdir ediyoruz. O şekilde müennes zamir gönderiyoruz. Peki adam bilmiyorsa Allahümme inna nesta'inuke, Allahümme iyyâke na'budu. Bunları bilmiyorsa ne okuyacak? Allahümme gfir lena. Allahümme gfir lena. Yani bizi affeyle ya Rabbi diye. Ey Allah'ım. Ya Allah'u denmez değil mi? Ne denir? Allahümme denir. Ha? Ya Allah Bismillah değil de ne diyeceksin? Allahümme diyeceksin. Neden? Çünkü yani ya Allah'u böyle özel hallerde belki olur da ama ya böyle bir nida harfi olduğundan Cenab-ı Hakk'a bu şekilde bir nidayı uygun görmediğinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dualarına Allahümme diye başlıyor değil mi? Aslında Allahümme'nin sonundaki mim neden evezdir? Başında hasfedilen ya'dan ivezdir. Yani onun yerine gelmiştir. Allahümmen aslı nedir? Ya Allahudur değil mi? Ya Allahu. Münada müfred marife olduğunda ne olur? Mebniyun ala dam olur değil mi? Dam üzere mebnidir. Ya Ahmedu dersin ha? Ya Ahmedu dersin. Peki şimdi Allahümmen'in aslı neymiş? Ya Allahu. Yazın kitabınızda olsun. Ya Allahudur. Oradan nida harfini hasfettik. Onun hasfedildiğine işaret etsin diye sonuna ne koyduk? Mim koyduk işte. Allahümme, ya Allahu idi. O sonuna mim, başından hasfettiğimiz ya'dan dolayı getiriyoruz. Ne diyoruz? Allahümme gfir lene. Bizi affet ya Rabbi diyoruz. Veya Rabbena atina fiddunya hasene. Bu duayı okuyoruz. Bakara suresinin 201. ayeti. Ebu'l-Leys diyor bak. Ebu'l-Leys neyi alıyor? İbrahim en-Nakhai'den Ebu'l-Leys Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat selam okumayı ihtiyar ediyor. Neden? Burada yani. Burada salat selam okumayı. Yani bu bunları bilmiyorsa Allah Resulüne salat selam getirir. Salatu selam getirir bunları bilmiyorsa ama bunlardan sonra da okuyabilir. Başka dualar okuyabilir kardeşim. Peki dedik. Efendim şurada şeye bakın. Eğer bir Şafii imamın arkasında namaz kılıyorsanız o da kunut okuyorsa ne yapacaksınız? فَلَوْ صَلَّ الْفَجْرَ خَلْفَ اِمَامٍ يَقُنُتْ يُتَابِعُهُ عِنْدَ اَب۪ي يُوسُفَ لِأَلَّا يُخَالِفَ اِمَامَهُ İmama muhalefet etmemek için adam sabah namazı kılarken imam kunut okuyorsa ne yapar? Ona tabi olur Ebu Yusuf'a göre. Yani şimdi gittiniz bir yerde imam kunut okuyor. Orası nedir? Şafii'dir. Siz de Ebu Yusuf'un görüşüyle amel edin, tabi olun. Yani İmam Şafii de bir müçtehid. Hanefilerden de bunu söyleyenler var. Tabi olma görüşünü. Tabi olursun. Niçin? Ya oradaki insanlar avam anlamazlar. Yani böyle bir görüş de varsa, yani eğer oradaki Müslümanların birliğine bir zarar verecekse, kardeşim senin oradaki okumaman, oku, tabi ol. İmama orada tabi ol diyoruz. Peki ama Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre tabi olmaz. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında kunut okuyordu bir meune olayında. Sonra okumadı daha. Dolayısıyla bu mensuhtur.
kaldırılmıştır. Bununla amel edilmez. Tıpkı ne gibidir? Cenaze namazında imamın beşinci tekbiri alması gibi. Beşinci tekbiri alınca nasıl imama tabi olmuyorsak burada da olunmaz diyor tarafeyn, değil mi? Tarafeyn diyor, sükut eder. Sükut eder diyorlar. Susar yani.